Bir Almanca dersine hoş geldiniz. Bu derste alışveriş ile ilgili kelimeleri bir araya topladım. Konumuz alışveriş ve o kelimelerle sizin için cümle örnekleri yazıp tercüme ettim Türkçe'ye. Türkçe, Türkçe tercümesini mavi yazıda görüyorsunuz tabii ve ben size Almanca fiilini okuyacağım. Aynı zamanda da cümleyi okuyacağım. Eğer gerektiği zaman da açıklama yaparım. Bu dosyanın üzerinde çalışma yapmak istiyorsunuz ve bu dosyayı istiyorsunuz. Bunun için de size dosyayı alabilmeniz için açıklamalar bölümüne link hazırlayacağım. Unutursam eğer bana hatırlatın. Link Çalışmazsa da söyleyin. Başlayalım. Fiillerle başlayalım. Ablaufen. Das Verfallsdatum ist abgelaufen. Ablaufen gibi veya diğer kelimelerde olduğu gibi. Ben bu kelimeleri alışveriş ile ilgili konuyla size açıklama yapıyorum. Başka konuların içinde başka anlamları oluyor çünkü. Yalnız alışverişle alakalı böyle bu cümle kalıbını gördüğünüzde ki açıklamayı yapıyorum ben size. Burada sein fiiliyle kullanılıp perfect yapılmış, geçmiş zaman yapılmış. Bu cümlede devam edelim. Abwaschen. Möchtest du, dass ich diese Teller abwasche? Ich muss gesche abwaschen bekommen kann ich für diese flasche pfand bekommen pfand kelimesi bir tane şişeyi kullanıp tekrardan kullanım için aldığınız yere geri verdiğiniz zaman bir miktar para veriyorlar size o paranın ismi pfand benutzen diese flaschen Können noch einmal benutzt werden. Bewirten. Heute bewirte ich die mich besuchen Genelde bewirten kelimesini çok eskilerde tarihe bakıldığında bu sistem yoktu. Oteller falan Gasthaus vardı. Tarihte bizim şimdiki otel. Yalnız böyle tatil yapmak için değil yolcuların uzun yol yürüdüklerinde, gittiklerinde, seyahat ettiklerinde kaldıkları kalabilecekleri evler Gasthaus olurdu ve orada Wirt vardı. Yani oranın sahibi. Wirt kelimesinden türeyen ve Wirten kelimesi. Çünkü oranın sahibi o seyahat eden insanları yatırır, doyurur, içirir ve bu kelimeye de bevirten denir. O yüzden misafir geldiğinde bu bevirten kelimesini çok kullanmamak gerekir. Ziyaretçilere çay, yiyecek ikram etmek anlamına geliyor, yatırmak anlamına geliyor, bu anlamlara geliyor. Dekken, hast du den tiş gedekt. Dran sein. Sie sind dran. Durchbraten. Das Fleisch ist nicht richtig durchgebraten. Brateni biliyorsunuz, kızartmak. Durchbraten ise tamamıyla etin pişmiş olana kadar kızartmak anlamına geliyor. Biliyorsunuz, Türkiye'de var mı bilmiyorum, yalnız Batı ülkelerinde Etler çiğ yenir biliyorsunuz. Hani üstünü kızartırlar az bir şey altını kızartırlar. Arasında pişmiş fakat daha halen kan çıkar veya rengi eğer ki domuz eti ise pembedir. Das ist ja noch rosa. O yüzden bu daha pembe veya bu halen pembe denir. Das tut mir leid. Einkaufen. Hast du die Zutaten schon eingekauft? Gießen. Gieß die Suppe in eine Schüssel. Gießen, aynı zamanda bir sıvıyı boşaltmak, dökmek, yani çiçekleri sulamak için de kullanılır. Kaufen. Was hast du dir gekauft? Das habe ich mir gekauft. Leider kann ich es Ihnen nicht geben. Kochen. Ich koche gerade etwas zum Mittag. Gerade kelimesine bakıyoruz. Gerade kelimesi aynı zamanda düsde de demek, aynı zamanda zaman ifadesi içinde kullanılır. Şu an Für wen hast du das Essen gekocht? Magst du das Essen, das du gekocht hast? Das kelimesine bakıyoruz. İki tane S harfiyle yazılmadığı için bağlaç değil. Das S'e e işaret ediyor. Leren. Kannst du den Mülleren nachwürzen? Anlatıyorum. Würzen kelimesi baharatlandırmak. Yani baharat ekliyoruz ki eğer çorbaya falan würzen diyoruz. Nachwürzen ise pişmiş olan, bitmiş olan yemeğe tekrardan baharat korsak eğer o zaman bu kelimeyi kullanıyoruz. Die Suppe ist zu fad. Fad kelimesi böyle hani tatsızlı olur ya çorba hani biliyorsunuz içersiniz, yersiniz. Tatsız olur. Bring me a bit of salt and Ondan sonra tatsız olduğu için hani fat. Tuz, biber eklemek isteriz. Ich muss die Suppe nachwürzen. Şimdi öyle diyoruz bakın nachwürzen. Yani ben çorbaya tekrardan Baharat eklemek zorundayım diyoruz. Çünkü beğenmiyoruz ya tadı. Muz. O yüzden muz nachwürzen. Yani ben kendim istiyorum koymak yoksa koymadan yemeyeceğim çorbayı. Putzen. Wenn ein Mann putzt, muss man noch einmal putzen. Bu sadece bir ön yargı. Aslında erkeklerin kadınları kandırdığı bir küçücük bir oyun zannedersem çünkü erkekler de çok temiz olabiliyor ve oluyor istediklerinde. Reingeben gibt das Essen hier rein. Richten richte das Essen auf dem Teller. Buradaki richten kelimesine şöyle bakalım. Tabak var, büyük tabak. Hani tabakların üstünde değişik değişik yemekler var. Bir yemek değil. Değişik değişik tür yemek koyuyorlar. O koyma şekline richten diyoruz. Schellen, Schell, Şeil die Zwiebel bitte. Der Schlüssel, bring die Schlüssel bitte. Schlüssel kelimesinin burada ne işi var diye soruyorsunuz. Biliyorsunuz, Schlüssel var, tas. Bir de L harfi olan Schlüssel var. O da anahtar. Onu göstermek için koydum bu kelimeyi. Schmecken. Schmeckt dir dein Essen? Yani tadı hoş mu geliyor sana yemeğin? Servieren. Servier die Suppe heiß bitte. Stellen. Stell deine Einkäufe doch auf den Tisch. Hani bu doch kelimesi, partikel kelimesi ya. Ja. Hani o yüzden hani böyle ne duruyorsun orada koysana alışverişini şu masanın üstüne anlamında oluyor. Doh kelimesini kullanırsak. Umrüren. Rühr die Suppe alle fünf Minuten um. Verhungern. Ich werde verhungern. Verhungern gerçek anlamda da açlıktan ölmek anlamına geliyor. Mesela açlıktan ölünüyor. Ölününcek fahongan kelimesini kullanıyoruz. Ya diyoruz ya hani yemek hazır değil mi açlıktan öleceğim. Almanca ist das Essen noch nicht fertig, ich werde verhungern. Aynı böyle Türkçedeki olduğu gibi. Verkochen. Sie sind verkocht. Verkochen kelimesi Hani fazla piştikten sonra bir tuhaf oluyor yemek ya. Yani o zaman kullanılır bu kelime. Ya bu ne? Önüme getirdiğin yemek bu ne ya? Bu fekoht olmuş derdim ben Türkçe. Yani fekoht yani çok fazla pişmiş yenmiyor. Yani görüntüsü bile bozulmuş. Anladınız. Würzen. Würz mit Salz und Pfeffer bitte. Zurückbringen. Welche Flaschen kann ich zurückbringen? Zurückbekommen. Wie bekomme ich mein Geld zurück? Isimler geliyoruz. Der Kühlschrank. Was darf in Ihrem Kühlschrank niemals fehlen? Niemals Kellimnese Asla. Asla hiç eksik olmaması gereken. Ne? Es ist nicht nichts mehr im Buzdolabında hiçbir şey kalmadı. Mehr kelimesi burada çok anlamı ifade etmiyor. Nicht hiçbir şey. Mehr de artık anlamında. Yedik 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 boşalttık. Bakın kalmadı bir şey artık. Manasında o manayı veriyor buradaki mehr. Siz kalıp olarak öğrenin. Ben size söyleyeyim buzdolabında asla ve asla eksik olmaması gereken şey nedir diye kahve için kullandığımız süt. Asla eksik olmamalı. Değil mi? Bakın hemen arkasından da zaten söylüyoruz. Kavstu bitti. Auch noch milch. Alışverişe gidiyor. Şimdi bakın bu auch noch kelimelerine iyi dikkat edin. Çünkü gidiyor alışverişe arkasından ona diyorsunuz. Aynı zamanda gidiyorsun madem alışverişe, bir de süt alır mısın? O manada kullanıyoruz bu soru cümlesini. Das Pfand. Es gibt auch Flaschen, die keinen Pfand haben. Pfand kelimesini yukarıda anlatmıştım. Das Recycling. Es geht darum... Bir konu hakkında anlatmak istiyorsanız bir şey... Girişi böyle yapabilirsiniz. Örnekte es geht mehr um das recycling. mehr buradaki mehr kelimesini çok olarak kullanabiliyoruz. Die Reihe sind sie an der Reihe. Das Salz. Gib mir bitte Salz und Pfeffer. Geliyoruz yine die Warteschlange çok önemli bir kelime. Ich gehe zwar zum Supermarkt einkaufen, aber da ist eine lange Warteschlange. Ich kann nicht warten. Çok önemli bir kelime var bu cümlenin içinde. Die Warteschlange kuyruk. Alışverişte falan vesaire olan kuyruk. Buradaki var kelimesine dikkat edin. Var kelimesini ama diye tercüme ettim. Bakın şimdi çünkü diyoruz ki ben alışverişe giderdim ama işte kuyruk uzun filan ben beklemek istemiyorum. İstemiyorum bekleyemem kusura bakma. Yani burada gitmiyor. Çünkü kuyruk uzun olduğu için beklemek istemediği için gitmiyor. Diyor ki giderim ama tıvar, o yüzden lazım. Die Warteschlange ist so lange. Ich kann nicht länger <laughs> warten. Würden Sie bitte noch eine Kasse öffnen? Hier ist eine lange Warteschlange. Die Warteschlange ist zu lange, diyor ja. hani, burada Die Zutaten. gibt den Rest der Zutaten in die Pfanne. Iki tane zarf, Drinnen wie wenig? Drinnen. Ich weiß nicht, was drinnen ist. Yine burada relatif cümle görüyorsunuz. Bilmiyorum. Va ne drinnen içinde. Wenig man soll wenig würzen. Sıfatlar Fat kelimesini anlatmıştım. Tat olmayınca. Die Soße ist mir zu fad. Gefährlich. Das ist gefährlich. Randvoll. Der Müll ist randvoll. Rand kenar. Ve bu cümlede çöp ağzına kadar dolu anlamında kullanıyoruz. Ağzına kadar yani tam kenarına kadar dolmuş dolmuş. Taşacak. Roh. Das Fleisch ist noch roh. Rochi demek nokta hala. Yani biraz daha pişir. Yani biz Türkler eti pişmiş yerisi yani yersek eğer ki Scharf. Das Essen ist mir zu scharf. Bu kadar da olacak. Schlecht. Wenn wir die Äpfel auch heute nicht essen, werden sie schlecht. Yemedik, yemedik. Uzun zamandır duruyor elmalar. Bugün de yemezsek artık atarız çöpe. Bozulurlar anlamında. Übrik kelimesi Türkçe'de siz cümleye bakın. Wie viel ist noch übrig? Hani artan kalan ne kadar var diye soruyoruz. Hani bu bir sıfat kelimesi ya. Şimdi şöyle sorarız mesela. Birazcık para kaldı mı? Ist noch etwas Geld übrig? Veya çok acıktınız, herkes yemekleri yemişler ve soruyorsunuz yemek kaldı mı daha diye. Nasıl soruyorsunuz? Ist noch Essen übrig? Mesela Weich Die Teigwaren sind viel zu weich. Weich yumuşak. Pişmiş, pişmiş, pişmiş ve çok çok yumuşak olmuş. Biz de Türkçe'de hani deriz ya Eğit Makarnayı çok pişirmesin. Bu hamur olmuş ya. Deriz ya hani eğer ki olursa. O anlamda yani. Bir Almanca dersinin daha sonuna geldik. Umarım bu tür dersleri ileride yapabilmek için çok vaktim olur. Ve bu dosyayı indirmek istiyorsanız açıklamalar bölümündeki linki basmayı tavsiye ediyorum. Eğer ki link çalışmıyorsa veya ben koymadıysam lütfen bana hatırlatın. Okey. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Bay bay.